Merhaba arkadaşlar. Elektron dizilimlerinin 3. videosundayız. Bu video içerisinde sizlerle küresel simetri kavramından bahsedeceğiz. Küresel simetri nedir? Atoma kazandırdığı özellik nedir? Bundan söz ediyor olacağız. Küresel simetri elektron diziliminde, elektron dizilimini yaptığımızda en sondaki orbitale bakacağız arkadaşlar. Son orbitalin tam ya da yarı dolu olması durumunda taneciğin küresel simetri özelliği gösterdiğini söyleyeceğiz. Küresel simetri bir taneciğe kararlılık verir. Bu da elektron alma verme isteğini belirler. Birazdan bir örnek olarak da size göstereceğim zaten. Şimdi hangi durumlarda küresel simetrimiz var? S türünde bir tane orbitalimiz var. P türünde 3 tane orbitalimiz var. D türünde 5 ve F türünde 7 tane orbitalimiz vardı. Ve bir önceki videoda da bahsetmiştik. Elektronlar orbitallere teker teker yerleşirdi. Şuraya bir alternatif daha çizmeliyim. Sizin vaktinizi alacağım ama. 3, 4, 5, 6, 7. Pekala. Şimdi elektronları tek tek yerleştireceğim. Ben P'yi göstererek başlamak istiyorum. Mesela P3 ise eğer tek tek yerleştireceğim ve aynı spinli olarak yerleştireceğim. Bakın P3'te orbitallerimizin hepsi yarı dolu oldu. Eğer P6 olursa orbitallerin hepsi tam dolu oldu. İşte elektron dizilimi P3 ya da P6 ile sonlandığında bir atomun P orbital türüyle bitiyorsa küresel simetri gösterdiğini söyleriz. Peki diğerlerinde neler de var? Mesela S1'de ve S2'de var. Tam dolu ya da yarı dolu. D'ye baktığımızda hangi durumlarda olabilir? Tahmin ediyorsunuzdur zaten. Hepsine bir elektron yerleştirdiğim zaman D5'te hatta buna yarı dolu küresel simetri de denilebiliyor. Ya da hepsinde iki elektron bulunduğunda bunlar tek tek yerleşecek. Siz ona göre yapınız. D10'da küresel simetri var. F'de 7 orbitalimiz vardı. Hepsine birer tane elektron koyacak olsak F7'de küresel simetri var. Ya da hepsine ikişer tane elektron koyduğumuzda hepsi tam dolu olacak. F14'te küresel simetri var. Eğer şu dağılımlardan herhangi biriyle bitiyorsa taneciğin elektron dizilimi küresel simetri özelliği gösterdiğini söyleyeceğiz. Mesela Soy gazları bilirsiniz. Soy gazlar kararlıdır deriz. Bileşik yapma ya da tepkimeye girme eğilimleri yok. P6 helyum dışında soy gazların elektron diziliminin sonudur. Yani soy gazların elektron dizilimi hatta helyumunki de s2 ile biter. Soy gazlar tam dolu küresel simetri gösteriyorlar kararlı haldeler. Bu nedenle elektron alışverişinde bulunmak istemiyorlar diyebiliyoruz. Yani küresel simetride S1, S2, P3, P6, D5, D10, F7, F14 orbitallerinden biriyle eğer elektron dizilimi bitiyorsa o tanecik küresel simetri özelliği gösterir demelisiniz. Dedim ya küresel simetri kararlılık veriyor diye. Mesela X ve Y atomlarımız olsun. X'in elektron dizilimi 3P3 ile sonlansın. Bunun devamı var, başı var yani. Y'nin elektron dizilimi 3P4 ile sonlansın. Burada şöyle orbitallerimiz var. Hop. Baktım. 1, 2, 3. X'in küresel simetrisi var. 1, 2, 3, 4 dedim. Şimdi X elektron dizilimi P3 ile bittiği için küresel simetri özelliği gösteriyor. Ama Y'nin yok. Çünkü P3 ya da P6 da var demiştik ve bunlar hatta X'in atom numarası 15'tir. Y'nin atom numarası 16'dır. Yan yana gruplarda biri 5A'da, biri 6A'da bulunan elementler. Şimdi biz bunlardan elektron koparmak istesek X'ten elektron koparmak Y'ye göre daha zor olur. Elektron koparmak için vereceğimiz bir enerji vardır. X'e daha çok enerji vermemiz gerekir. Çünkü X küresel simetri gösteriyor. Hemen yanındaki Y küresel simetri göstermiyor. Dolayısıyla böyle yan yana gruplarda mesela küresel simetri gösterenden daha zor elektron koparız ki bu iyonlaşma enerjisinde karşınıza gelecek ee, diyoruz. Küresel simetri bir taneciye kararlılık kazandıran bir özelliktir arkadaşlar. Küresel simetriden de bahsettik. Sonraki videomuzda artık elektron dizilimlerini yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.